Peki. İsmail Bey merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Bugün şuradan da paylaşımı açayım isterseniz. Tamam. Ekranda gördüğünüz gibi birlikte yürütmekte olduğumuz Deprem Hazırım Bilinçlendirme ve Farkındalık Projesi'nin bir genel değerlendirme ve kapanış toplantısı düzenliyoruz. Önemli bir şey çünkü bildiğiniz üzere çok önemli bir konuya değindik. Birlikte farkındalık nasıl olacak? Bu farkındalığı nasıl daha fazla kitlere yayacağız? Bu amaçla aslında projemizde çok fazla bildiğiniz üzere konu başlıkları vardı, faaliyetlerimiz vardı. Bunlardan bazılarını siz ciddi bir şekilde yürüttünüz zaten. Belgelendirmeler, belgesel çekimleri, işte web arayüzünün oluşturulması. Bu arada tüm aslında faaliyetlerde web ortamında aktarılmış oldu. Ama bunun yanında belki daha önce hiç değinilmeyen işte bir anket tasarımı oluşturduk ve bu ankette milliyetine bağlı okullarda özellikle yaklaşık 270'in üzerinde öğretmen ve 450'nin üzerinde öğrencinin katılımıyla ciddi bir bize durumla ilgili somut bir rapor ortaya koydu. Bu raporu biz şu anda bir ön rapor olarak hazırladık ama ileride bu raporu bir makaleye, bir akademik çalışmaya döndürmeyi düşünüyoruz. Tabii bunun yanında sadece bu da değil, bir yarışma düzenledik biliyorsunuz. Dolayısıyla bu yarışmada orta öğretim düzeyinde ciddi bir ilgi gördü ve bununla ilgili de katılımları aldık ve değerlendirmeyi de birlikte kaymakamlıkla yaptık. Dolayısıyla bir taraftan evet birçok faaliyetimiz var, bir taraftan bilinçlendirme faaliyeti yapıyoruz. Ama ortaya koyduğumuz çalışmalarda, çalıştaylarda da somut öncesi ve sonrasında birçok noktada değindik. Bu konuda sizin görüşlerinizi almak isterim. Faaliyetlerimiz nasıl gitti? Projeler nasıl istediğimiz noktaya ulaştı mı? Ve beklentilerimiz neydi? Neler elde ettik? Sizden görüşlerinizi almak isterim İsmail Bey. Buyurun. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Size teşekkür ediyoruz. Çünkü projeyi çok iyi koordine ettiniz bir bilim adamı, akademisyen sıfatınızda. Sonra İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüze, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Kocaeli İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyoruz. Çünkü projenin destekçileri, birinci destekçileri bunlar. Sponsorlarımız da vardı gerçi proje ortaklarımız ama öncelikle bu kurumlarımıza size teşekkür ediyoruz. Önemli bir proje gerçekleştirdik. Neredeyse bir yıldır çalışan, devam ettiğimiz birlikte proje. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ilk kez eğitimcilerle yüz yüze yapılan anket ve bilinçlendirme toplantısı çok büyük bir veri. Üstelik depremin ana merkezi olan Kocaeli'deki Gebze'deki sanayi bölgesi, kültürü bölgesi. Burada eğitim kurumlarıyla, öğretmenler ve öğrencilerle yaptığınız bu çalışma hakikaten önemliydi. Sonra gençleri bu noktaya dikkat çekmek üzere yine sizin koordinatörlüğünüzle yaptığımız yarışma ki Sayın Kaymakamımızın makamında bu ödüller verildi, sayfamızda mevcut. Belgeseller hazırladık, arşivler yaptık, birçok yetkili kurum ve kuruluşla gittik, sergiler açtık. İşte en önemli sergi de depremin yıl dönümü 17 Ağustos'ta Gölcük Merkezi İçişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Afet İşleri Koordinasyon Merkezi Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bizzat AFAD çadırında deprem bilinci manşetlerle deprem gerçeği sergimiz ki o dönem 17 Ağustos 1999 yılındaki gazetelerden oluşan bir sergiydi. Çok büyük ilgi alaka uyandırdı. İlk kez deprem üssünün merkezinin bulunduğu yerde o döneme ait o günü yansıtan 17, 18, 19 Ağustos o tarihleri yansıtan bir sergiydi. Sergi hakikaten ilgi uyandırdı. Daha sonra farklı yerlerde sergiler açtık. Gebze Teknik Üniversitesi'nde uluslararası deprem konulu bir toplantıda hem lojistik destek verdik hem de 3 gün süren uluslararası deprem sempozyumunun salonunda o döneme ait dediğimiz gibi gazeteler sergilendi, arşivler sergilendi, belgeseller topladık. Bir takım bilgi, done, belgeler oluştu ve deprem bilinçlendirilmesi konusunda bu proje kapsamında projenin istenilen ve öngörülenlerinin de dışında çok geniş bir arşiv oluştu. Şu an deprembilinci.com diye girdiğimizde tekrar ifade etmek istiyorum. Deprembilinci.com arşivimize girildiğinde bütün yaptığımız çalışmalar burada sanal ortamda araştırmacıların yüksek bilgisine sunmuş durumdayız. Artık bir tıkla depremle ilgili bilgi, doküman, belgeye insanlarımız, araştırmacılarımız, akademisyenlerimiz, insanlarımız
ulaşabilecek ve depremde bilinçlenme noktasında bu sayfamız deprembilinci.com sayfamız önemli bir hizmeti ifa etmiş olacak. Bunun dışında yine depremle ilgili kitaplar, dokümanlar, o döneme ait gazete arşivleri ki çok önemli veri, İlim, Kültür, Tarih ve Teknoloji Vakfı Kütüphanesi'nde depremle ilgili birçok donenin yer aldığı özel bir bölümümüz var. Bu bölümümüzü de açmış olduk. Bu proje sadece işte yapıldı bitti değil, sürdürülebilir bir proje. Önemli bir kütüphanede görselleri, kitapları, belgesi olan ama en önemlisi deprembilinci.com diye arşive girdiğimizde ki şu anda bu yaptığımız kapanış çalışması, kapanış oturumumuz, onun üzerine yaptığımız oturum da aynen yine bildirilecek sayfamıza, deprembilinci.com sayfasına koymuş olacağız. Gerçekten önemli bir projeydi. Büyük özverilerle gerçekleştirilmiş oldu ve projeyi de tamamlayarak bugün noktalanmış oluyoruz efendim. Zaten amacımız İsmail Bey bildiğiniz üzere bu yaptığımız faaliyetlerle daha fazla hedef kitleye ulaşabilmek. Bu hedef kitleye birçoğuna ulaştığımızı düşünüyorum. Önemli olan eğitimin baştan verilmesi, erken yaşlarda bu eğitimin alınması. Bizim yaptığımız çalışmalardan bir tanesi işte anket çalışması. Yaklaşık Gebze'deki orta öğretim üzeri tüm okullara gönderildi ve bu okullarda da anket çalışmasını uyguladık. Aslında ciddi sorular vardı orada. Bazılarını sizinle paylaşmak isterim. Özellikle öğretmen tarafında ve öğrenci tarafında işte daha önce afet yaşadınız mı? Marmara depremini yaşadınız mı? Acil durumlara, afetlere yeterince hazır mısınız? Ya da bireysel acil durum afet çantanız var mı? Acil durumlar, afetler konusunda herhangi bir eğitim aldınız mı? Aldınızsa bu eğitimi nereden aldınız? Kurumunuz mu verdi? Yoksa bir sivil toplum örgütü mü verdi? Ya da bir kamu kurumu mu verdi? Bu benzeri soruları aslında bir tanesi de önemliydi. Evinizde acil durum afet çantanız var mı gibi. Dolayısıyla burada biz erken yaşlarda bu genç nesile bir iletişim, bir bilgilendirme, bir bilinç oluşturabilirsek onların ileride afete daha fazla hazır olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla bizim aslında hedef kitlemiz olan daha genç nesil afete daha hazırlıklı olması gereken kesimi biz biraz daha bilgilendirmeye çalıştık. Bizler eskiler, afet yaşayanlar evet biraz daha hazırlıklı olabilir çünkü o depremi yaşadık, o anın etkilerini gördük. Ama genç nesil bunu bilmiyor maalesef. Dolayısıyla afetin, acil durumun öncesinde, anında ve sonrasında yapılması gereken bir takım doneler bulunması gerekiyor ve bunların da bizim gibi sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, işte eğitim aldıkları kurumlar tarafından da öğrencilere bu afet bilincinin, deprem bilincinin bir şekilde öğrencilere aktarılması bizim için önemli. Umarım bizim de Avrasya Gazeteler Derneği olarak yürüttüğümüz bu projede istediğimiz şekilde bu genç nesle ulaşmışızdır diye düşünüyorum. İsmail Bey ekleyeceğiniz şeyler varsa... Bunu eklemek isterim. Bilgi ve bilişim çağındayız. Belgeler çok önemli, bilgiler çok önemli. Ve bir pandemi geçirdik değil mi? Şu anda her şey unutuldu. Yani yaşamadık. Geçtiğimiz yıl bugünlerde müthiş bir pandemi sıkıntısı vardı. Ve gerçekten unutuyoruz. Unutmamak gerekiyor. Depremin üzerinden 23 yıl geçti. 17 Ağustos Marmara depremi üzerinden. Gerçekten asrın felaketi olarak tarihe geçti. Gönül isterdi ki kurumlarımız çok önemli deprem arşivleri, deprem müzeleri oluştursun. Bu noktada maalesef yeterli bilgi, filmler yapılsın. Ki küçücük bir olayda Hollywood ve diğer Universal film stüdyoları çok önemli filmler yapıyor. Acaba depremle ilgili bu konuda ne kadar kitap yazıldı? Bizim bu proje kapsamında özel emek vererek topladığımız yaklaşık 25 civarında depremle ilgili kitap, dokümanlar var. Yüzlerce gazeteyi arşivledik. Bunlar yetmiyor. Deprembilinci.com arşivimizde sizin de yaptığınız o anketler, bilgiler, dokümanlar, belgeseller ki çok önemli görseller. Bu noktada çok önemli bir görevi yerine getirdiğimize inanıyorum. O bilgileri, belgeleri, dokümanları bu proje kapsamında gelecek nesle, gelecek kuşaklara, araştırmacılara, akademisyenlere, tarihçilere, yazarlara aktarmış olmanın gönül huzuru içinde bugün projemizi böylece noktalıyoruz. Ben emekleriniz için sizlere teşekkür ediyorum. Hakikaten insanüstü bir emek. Çok önemli bir sosyal sorumluluk. Adı üzerinde sosyal sorumluluk. Tekrar İçişleri Bakanlığımız, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüze
teşekkür ediyoruz. Projeyi gerçekten ilgiyle desteklediler. Tabii onların desteklerinin biz çok çok üstünde, kendi imkanlarımız, yine belki sponsorlarımızla çok önemli bir belge bilgi ortaya koyduk. Projeyi yakından takip ettik. Kocaeli Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğümüz. Gebze Ticaret Odamıza ben teşekkür ediyorum. Onlarla toplantılar yaptık. AFAD, Kocaeli İl Müdürlüğü proje ortaklarımızdanıldı ki işte ifade ettim, onlarla ilgili çalışmalar yaptık, etkinliklerine katıldık ve bizim için, bu sergi için özel çadır sergilediler. Eğitim kurumlarına ki Gebze Milli Eğitim Müdürlüğümüz gerçekten sizin işbirliği içinde, Gebze Teknik Üniversitesi bir öğretim üyesi olarak çok güzel bir anket, ki hakikaten kaç sayfaydı hocam o anket? Çok önemsiyorum o 80 sayfa anketi. civarında hocam. Kaç kişiyle konuştunuz? Kaç kişi? Toplamda öğrenci, öğretmen yaklaşık 700 kişi hocam. 700 kişi ve birebir. Bu çok önemli, çok değerli bir veri, belge. Yani özetle deprembilinci.com'da çok önemli bilgi, doküman, belgeler var. Ben emeği geçen, destek olan işte bir takım insanlarımızla söyleşiler yaptık. Profesörler, akademisyenler falan, bunlar çok değerli. Herkese teşekkür ediyorum. deprembilinci.com, mutlaka burası kamuya açık, bila bedel, hiçbir ücret ödemeden rahatlıkla buradaki bilgi, doküman ve belgeleri rahatlıkla kullanabilirler. Tekrar teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Ben de hatırlatayım. deprembilinci.com sayfasından bundan sonra olabilecek tüm etkinlikleri, yaptığımız şu ana kadar tüm söyleşileri, çalıştayları, ilgili anketleri, sergileri hepsini burada bulabilirler izleyicilerimiz. Ben tekrar sizlere teşekkür ederim İsmail Bey. Görüşmek üzere inşallah. İyi çalışmalar, hoşça kalın. Sağ olun, sağ olun hocam.